bilgisayarı ileri doğru biraz atsana. Şimdi nasıl, daha mı iyi? Kamerayı şöyle biraz kendini böyle şey yap, ortalasana yüzünü. Dursun. Şu bilgisayarı şöyle bir hafif sağa çevirsene. Yok, diğer tarafa çevir, sol yap o zaman. Dur. Tamam. Herkese selamlar dostlar. Bugün iki değerli konuğumla birlikte sizlere güzel bir yılbaşı programı sunmayı planlıyoruz. İki güzel konuğum var. Daha önce Nihat abi olsun, diğer özel konuklarım olsun, İstanbul Kıyamet Vakti Sohbetler Projesi'nde benimle birlikte sizlere güzel programlar sunmamıza vesile olmuşlardı. Bugün iki konuğum, sevgili GM'miz Ahi Evran ve sevgili GM'miz Esperanza bizlerle birlikte. Öncelikle hoş geldiniz abicim. Hoş bulduk. Merhaba. Şimdi tanıtımla başlayalım ilk başta. Oyuncular kim kimdir, hangi görevlidir, hangi isimdedir? Öncelikle bir onları bilsin. Merhaba, ben ismim Ümit Esperanza. 15 yıldır ekipteyim. 10 yıldır tahminde GM'lik yapıyorum. Oyundaki karakter adı malumunuz Ahir Eba. Ortalama 7-8 yıldır ekipteyim. 8 yıldan bu yana elimden geldiği kadar İstanbul Kıyamet Vakti'ne destek olmaya çalışıyorum. Hoş geldiniz abicim. Güzel bir program olur inşallah. Buradan da yeni yıla güzel mesajlar vermek istiyoruz. Hazır videonun başındayken bütün herkesin yeni yılı kutlu olsun. 2021 yılı bütün her şeyin enlerini yaşattı bize. İnsanlık için umarım 2022 yılı hayırlı olur. Herkesin yeni yılı şimdiden kutlu olsun. Var mı senin de? Eksik olma, sizleri de yeni yılı şimdiden kutlarız. Tüm oyuncularımız da aynı şekilde yeni yılını kutlarım. Umarım 2021 yılında yapamadıklarımızı, göremediklerimizi 2022 yılında yapabilmeyi, görebilmeyi nasip eder diyelim. İnşallah, amin. Bunu böyle bağlayalım. Şimdi sizler için bazı sorularım var. Bunları genellikle oyunculardan duyduğumuz için. Normalde İKV sohbetleri takip eden arkadaşlar artık klasik sorularımızı biliyor. Özellikle ben sevgili GMN Erol Nihat abiyle son programından sonra artık cevaplanacak o klasik sorulardan herhangi bir şey kalmadı. Kafalardaki soru işaretlerini sildik. Oyun içi ve günümüzle ilgili bazı sorular var. Onları sizlere aktaracağım. Kendinizce yorumlayabilir. Gerek resmi gerekse kendi içinizden nasıl gelirse öyle cevaplayabilirsiniz. Şimdi küçük bir not aldım. O notların arasında tabii yorumlanması ve cevaplanması gereken sorular var. Onlardan başlayalım. Öncelikle birçok arkadaşımız şunu merak ediyor. Siz Türk Telekom'un çalışanı mısınız? Yoksa gönüllü müsünüz? Biz tamamen gönüllüyüz. Yani GM'likten önceki forumda veya diğer arka planda, rehberlik zamanında falan da tamamen gönüllü ekibiz biz. Yani Türk Telekom çalışanı değiliz. Oyunda şu anda destek ekibi var mı? Ya da sadece sizlerden mi oluşuyor? Yani iki kişi misiniz? Oyun içerisinde eski oyuncular da daha iyi bilir. Yani rehberlik olarak aktif görevli yok ama iki tane GM varız. Arka planda forma bakan veya support panele bakan, etkinliklere bakan kadromuz, bizim gönüllü ekip kadrosu 20 kişiden oluşuyor. Denetmenler var, forumcular var, yani etkinlikçiler var. İki tane, üç tane GM varız biz. Şu an arkadaşım birisi askerde. Öyle yani, ama oyun içerisinde aktif görevli rehber yok. Umarım kafalardaki soru işaretleri de giderilmiştir. Çünkü sadece ikiniz veya birkaç kişiden oluşuyor diye düşünüyordu çoğu oyuncu. Yani 20 kişilik bir ekibi eminim kimse tahmin etmiyordur. Yine sorularımızdan devam edelim. 20 kişilik gönüllü. Evet. Yine sorularımızdan devam edelim. Kıyamet takımımız vardı daha önceden. Bu kıyamet takımına ne oldu? Oyuncular şu anda onu merak ediyor. Kıyamet takımını yazın tekrar faaliyete geçirmiştik. Fakat uzun bir süre demeyeyim, birkaç ay falan bunu götürdük. Fakat diğer işlere yetişmemiz oldukça güç oldu.
Yani ona çok fazla vakit ayırmamız gerekiyordu. Bu nedenle şimdilik askıya aldık. Aslında yine etkinlik planlarımız arasında var ama sadece timing konusunda bir takım yani planlamaları yapıyoruz. Muhtemelen 2022 yılı içinde yeni etkinliklerle beraber yeni planlamalarımız var, hiç yapılmayan. Bunlarla beraber muhtemelen hayata geçireceğimizi düşünüyorum. Oyunda herhangi bir oyuncu GM olabilir mi? Ya da resmi veya gönüllü bir şekilde ekibinize katılabilir mi? Başka? Olabilir. Zaman zaman denetmen alımları yapılıyor. Denetmenlik, yani GM olmak için doğrudan GM olunmuyor. İlk önce ekibe girmesi gerekiyor denetmen ekibinde. İstikrarlı performans sağladıktan sonra GM olmadan önceki görevler var. Forumculuk, GMA, GMA 1, 2. Oralarda başarılı geçtikten sonra GM adayı oluyor zaten. Burada herkes bir GM adayı. Yani herkes olabilir yani. Evet. Ya, tabii bu konuyu biraz daha böyle açmamız gerekirse mesela destek ekibine direkt GM olarak görev yapmak güzel alım yapılmaz. Yani çünkü destek takımına dahil olabilmek için önceki ekibin oluşturan denetmen ekibinde görev almanız gerekiyor. Bu da performansınıza göre diğer farklı alanlarda görev aldıktan sonra bir müddet sonra yaptığınız performanslara göre yükseltilerek işte kendi aramızda var. Şimdi, sonuçta GM olabiliyorsunuz. Evet, oyunun da 15. beta yıl dönümü. Öncelikle İstanbul Kıyamet Vakti Camiası hayırlı olsun. Sizler bu kadar sürenin ardından neler söylemek istersiniz? Ben tabii yoğun bir soru trafiğine artık girmiş olduk ama hemen kısa bir ara vermiş gibi, böyle ara durak gibi sizden hemen düşüncelerinizi alayım, ardından sorularımıza tekrar devam edelim. 15 yıl yani, dile kolay. 15 yıl çok hızlı aklı gitti. Çok hızlı. Yani ilk oyuncu olduğum günü hatırlıyorum. Tamamen bir gazete küpüründe görmüştüm. Oradan oyunu indirdim ve ufak ufak oynamaya başladım. Tabi oyun oynarken de böyle şey, oyunun OS'u hakkında hiçbir bilgim yok. Yere çantalar düşüyor. Ve bunu birçok oyuncu yaşadığını şahit oldum daha sonra. Ayıp olmasın diye ayağıma düşen çantaları almaya şey yapıyordum, çekiniyordum. Hani sen alsana, niye almıyorsun çantaları? Yok diyor, o görünen çantalar sana düşüyor falan diye. Güzel. Daha sonra şey, yani böyle çok güzel anılar, çok güzel arkadaşlıklarım ve hala o günden bugüne kadar dostluklarımız, muhabbetlerimiz, sohbetlerimiz süren arkadaşlarım var. Çok şey kattı. 15 yıl süre olarak çok uzun bir süre gibi görünebilir ama ya benim için böyle şey, ışık hızı gibi A noktasından B noktasına jet gibi giden bir 15 yıl. Çok böyle hoş, güzel anılar. Evet. Ümit abi, sen neler söylemek istersin? Benim de ben anılarımı unuttum ya. O kadar uzun zaman oldu ki. Evet, o kadar uzun zaman yani, oldu. Bazı şeyler hatırlamayacak kadar. Ben ejderhasayı ilk ürettiğimde unutamadığım anlardan birisi oydu. Evet. Bir de Hundi Collier düştüğünde, ikincisi de düştüğünde ertesi gün sabah uyandığımda ben bunu satsam bayağı iyi para kazanırım. Onu alıp düşünüyordum. Veya ikisini üst üste taksam falan diye. Bir de Migrat bölgesine girdiğimiz zaman ki o oyunun sesi, o Migrat'ta yaratıklarda maden düşmesi, hani var yani, bayağı çok yani. Belki hani bir anda böyle sorunca insanın aklına gelmiyor da eminim arkadaşlar videoyu izledikten sonra nice anıları hatırlayacaklar. Anılarım depreşti diyecekler yorumlara. Ben de şimdiden o yorumları görebilirim. Arkadaşların yine merak ettiği sorular arasında oyuna yeni gözlük gelecek mi? Ya da Donca Puan'a klan parasıyla Topkapı'da veya Mısır Çarşısı gibi işportacılardan ulaşılabilecek yerlerden herhangi bir materyal, eşya, iksir alınabilir mi? Böyle bir güncelleme gelecek mi? Yani şu an öyle bir güncelleme planda yok. Hani zaten
Ya yayınlanacağı zaman o tarz bir takı veya iksir herhangi bir şey geleceği zaman bir ay öncesinden falan duyuru yapılacak. Ama yakın vadede şu an öyle bir plan yok. Takı veya iksir veya yani yeni bir eşya, maden, materyal yakın zamanda gelmeyecek. Ben size bir de kendi sorumu soracağım. YouTube'da İstanbul Kıyamet Vakti diye bir kanal var. Bunu ben geçtiğimiz günlerde çektiğim bir forum videosunda da değinmiştim. Konusunu açmıştım. Daha doğrusu başkası konuyu açmış. Ben o konuyu açıp okudum, yorumlamış oldum. Dedim ki bu kanalın sahibi ya Ahi Evran'dır ya da oyundaki yetkililerimizden birisidir. Çünkü o sabit bir kamera açısı var. Onu biz oyundaki görüş açısıyla veya F4'e bastığımızda karakterin biraz böyle tepesinden bir görüntü alırız. O açıyla kesinlikle çekemeyiz ve görüntü sabit, tam ortalanmış böyle. Bu demek ki bir yönetici işine benziyor diye düşündüm. Öyle yorumladım. O videoları çeken sizler misiniz? Evet, etkinlik ekibimizde yer alan arkadaşlarımız arasında hangisi müsait şu anda karaktere hakim olup da bu vazifeyi kendileri icra ediyorlar. Evet, sonuçta biziz. Orada mesela şey vardır, Azarah çeker genelde video içeriğini. Azarah da bizim kıyamet takımımızın bir ferdidir aynı zamanda. Bir de şey var. Özelden Azara'ya yazmayın. Azara size cevap veremez o esnada. Evet. Yani buradan Aman tekrar dikkat. bir dipnot olarak iletmiş olayım. Azar enerjisi bile yok. Herhangi bir yaratık geldiği zaman ölüyor zaten adam. Evet, bazı videolarda falan filan denk gelmişsinizdir buna. Şeydir, öyle olduğu zaman çok şey yapıyor. Üzülüyor. Karakterimiz öldü diye. Ama umarım bir enerji yüklemesi yaparız ona. Artık ölmez o. Bir de İstanbul Kıyamet Vakti için yine görevlerde yani 49'a kadar sanırım çekimler olmuştu. Hani sadece bu görev nasıl yapılır diye örnek veriyorum. Meteor bölgesinde çamur görevini bitireceksiniz. Elif'le konuşacaksınız. Bunun kısa bir kesiti var. O videolarda yine size mi ait? Biraz hani eskiler ama. Yok. Yok. Eski ekip arkadaşlarımızdan birine ait. Yani şu an Silahçı. ekipte değil de silahçı. Yani bir oyuncu Hatırlıyorum, yapımı yanlış değil de hatırlamıyorsun. İstanbul Kıyamet Vakti ekibi tarafından yapılmış videolar. Evet, tabii. Tabii, Evet, tabii. evet. Ekipten, gönüllü ekipten birisi tarafından yapıldı yani. O 49'dan sonraki 59 süresine olan görev çekimleri de şu anda yapıyoruz. %80'i 85 daha hatta bitti. Çok kısa bir şeyleri var. Çekimleri kaldı. Muhtemelen herhalde bir aslında şey hani vaktimiz hakikaten çok şey çok kısıtlı. Yani siz arka planda yapılan işlerin hemen hemen hiçbirinin farkında değilsiniz. Belki farkında olan aranızda farkında olanlar da elbette ki vardır ama bizim arka planda yaptığımız o kadar çok böyle işlemler var ki yani sadece atıyorum bir tane eşya ayırdığı için 8-10 tane kayıt açıyoruz. Kontrol amaçlı. Yani güvenlik amaçlı. Daha sonra siz böyle bir problem yaşamayın diye. Ve bu 8-10 tane kayıt yani bir kişi için konuşursak 20-25 dakika sürüyor değil mi Ümit? Tabii. Sürüyor. Sürüyor. Yani şey yapamıyoruz. Boş vakitlerimizde videoları küçük küçük editleyip bazen hatalar da yapabiliyoruz editlerde. Onlar da sizden tarafından gelen yorumlarda zaten elimizden geldiği kadar düzeltip tekrar yayınlamaya çalışıyoruz. Evet. Oyuncularımız yine ölüm oyunları gibi sizin tabii video çekimlerinizden sonra özellikle bu soru geldi. Etkinlik 8 ve etkinlik Y5 olması gerekiyor. Bunlar da siz misiniz ya da oyundaki yetkili ekipten birisi mi? Birileri mi? Bahsedilen karakter hatları tamamı ekip üyemizden oluşan bireylerden katılım sağlanıyor. Her biri de pırlanta gibi çocuklar. Burada bu vesileyle onlara da buradan selamlarımı iletiyorum. Evet. Sözü geçen Sonra kim varsa tabii hepsine selamlarımızı tabii ki. iletelim. Evet. Sonra videoda ismimizi Çünkü geçirdim. Niye selam vermedin demesinler. yok yok bizim aramızda hatır gönül ilişkisi öyle şey değil yani güzel bir diyalogumuz var aramızda. Sıkıntı yok. Oyunda yapılan ama görmediğimiz bir şey var mı? Örnek veriyorum müzik olabilir.
skiller olabilir, NPC olabilir. Yani daha önce belki tasarlanmış, oyuna entegre edilmemiştir. Bu tarz şeyler var mı? Metinlerde. Tabii konsept çalışmalar, atıyorum bir karakter için bahsedersek, konsept çalışmalar elbette ki vardır. Tabii bunlar nihayetinde son evresinde konsept olarak, yani yayınlanması gerekenler yayınlanmış, konsept olarak bırakılması gerekenler de konsept olarak bırakılmıştır. Var mı? Evet. Konsept çalışmalarımız var. İnşallah biz de oyuncular olarak en kısa sürede bunlara kavuşuruz. Kısmet değilim. Oyuncuların birbirleri arasında bir şikayeti var. Bu aslında soru değil de sizin daha çok tavsiye verebileceğiniz bir konu olabilir. Şöyle, birbirine yardımcı olmuyorlar. Vay işte benim görevim var. Adam yardımcı olmuyor boşta olduğu halde. Evet. Bir yerden sonra ilerleyemiyorum. Özellikle YouTube'dan arkadaşlar bana ulaşıyor. Discord sunucularımıza katılıyor. Biz ne kadar çok insana, ne kadar çok sunucuda ben şahsım olarak yardımcı olsam da tek başıma tabii ki yetersizim. Oyuncular birbirine yardımcı olmuyor kısacası. 59 geldikten sonra özellikle böyle bir olay patlak verdi. Siz oyunculara neler söylemek istersiniz? Ne tavsiyeler vermek istersiniz? Ben de hani 49 level zamanında, daha önceki zamanlarda falan da yani 5 ay bir görev yapmak için beklediğim zamanlar oldu. Görevlerle ilgili yardım hani ikili diyaloğa bağlı. Yani birbirinden görev için yardım istediği zaman şu an ona cevap vermeyebilir veya şimdi yapamayabilirim diyebilir ama kaynaşması, oyun içi bir grup oluşturması gerekiyor veya senden de destek alabilirler örneğin. Hani biz de zaman zaman denk geldiğimiz zaman biz de yardımcı oluyoruz. Ama görevler için yani bir ekip oluşturması gerekiyor. Nasıl ki şimdi etkinliklerde sunuculardan herhangi bir klan girdiği zaman lonca veya bir lonca geliyor. Tabii lonca adamlar tabii ki birbirini kesmeyecek. Hani ona bir müdahale etme şansımız olmuyor. Hani oyun içerisinde bir ekip olmaları gerekiyor. Yani iletişim kurmaları gerekiyor. Yani görevlerle ilgili başka bize ulaştıkları zaman zaten biz oyunda olduğumuz zaman ben çok kişinin görevini yapmışımdır. Yardımcı oluyorum. En büyük senden de yardım alabilirler. Ben zaten gerekli yardımları yapıyorum abi. Nefer yolu evet. Serisinde de artık finale yaklaşıyoruz. Kim bilir belki Hakir'de karşılaşırız. Evet. Esasen oyuncuların görevlerine bizler mümkün olduğu kadar müdahale olmamaya çalışıyoruz. Çünkü oyuncular görevlerini yaparak oyundan tecrübe kazanıyorlar. Şimdi ben kendimden örnek verirsem, şimdi ben yıllardır GM karakteriyle oyun evresi içinde katılıyorum. Hani bir boss'u veya bir herhangi bir yaratığı kesmem benim için çok basit. Ama mesela Karaköy'den baz alırsak bu konuyu, Karaköy bölgesinde ben çok çok nadir boss kesmişim normal karakterimle. Oynuyorum ama genelde normal savaş vesaire falan gibi etkinliklere katılıyorum. Şimdi 49 zamanda bir örnek verdi. Evet çok güzel. 49 zamanda mesela Çembertaş bölgesinde çok serzenişte bulundu. Kapalı bölge olduğu için. Oyuncular burada kendi aralarında gruplaşmadan dolayı diğer oyuncular ve görevlerini yapamıyorlardı. Bu konuda ben de mağdurum aslında o dönemlerde. Bir türlü şey yapamadım. Karakterimi çemberli taşı çemberiyle dizemedim. Ama ne yaptım? Yani bu kendi adıma örnek veriyorum. Çevremde arkadaş grubu oluşturdum bir şekilde. Ama zor, kişiye göre zor olabilir, kişiye göre çok kolay olabilir bu. Tamamen sizin karşı tarafla olan diyaloğunuzla ilişkinize bağlı bir şey bu. Evet. Şimdi diyecekler ki meteor bölgesinde ya da çemberli taşıyla orada ekip bulamıyorum, zor oluyor. Ya şey değil bu. Biraz da işin bahanesi ve biraz da kolaya kaçma gibi bir şey olduğunu düşünüyorum. Ama dediğim gibi tamamen bu konu sizin kişiyle olan ilişkinize bağlı. Evet, ben de görevleri zaten yaparken oyuncu arkadaşlarla genelde aktif olmalarını söyleyerek giriyorum. Çünkü sen orada benim grubuma girersen, görevi sürekli ben yaparsam sen zaten o görevi öğrenemezsin. Evet. Üstelik senden sonra gelecek olanlara yardım edemezsin. Çünkü nasıl zaten yapacağını bilemezsin.
Evet, zaten bizim şöyle bir çemberli taş konusunda görevleri yapamam gibi bir serzenişte buluyor oyuncular haklı olarak. Çünkü yani şu anki ortamda kesmeleri biraz zor olabiliyor. Ve bunun için de sırf çemberli taş etkinlikleri diye bir etkinlik yaptık. İşte bazı zaman dilimleri için çok sık yapmıyoruz. Çünkü az önceki söylediğim şıktan dolayı. Böyle bir yapamayan arkadaşlarımız, oyuncularımız varsa takvimi devamlı kontrol etsinler. Evet, ayın birinde yayınlıyoruz takvimi. Buradan o tür görevleri bu vesileyle yapılmış olur. Evet. Hem etkinlikleri hem de özellikle görev için yapılan etkinlikleri takip ederler. Tabii evet. Yapamayanlar için yine de bana ulaşmalarını söyleyebiliriz. Ekibimiz oldukça kalabalıklaştı. Yani sizden biraz daha kalabalığız oyuncular olarak. 20 kişiden biraz fazlayız. Biz sizi döveriz ama. Abi teşekkür ederim yayına katıldığınız için. Fazla şey yapmayalım arkadaşlar, dışarı çıkmayalım. Devam edelim. Ediyorum. Ciddiyete almayalım yani bu son söylediğim şeyi de. Yani. Yok yok abi. Pekala. Neyse, Hakan rengin kaçtı falan diyormuşsunuz. Foton gitti. Holdeki saatin arkasında bir şey var mı? Hol bölgesindeki. Holdeki saatin arkasında bir şey yok. Normal boş yani. Yani haritamız o kadar. Evet. Meran'daki diğer köprülere neden ulaşamıyoruz? Ben bunu birkaç kere videolarımda gösterdim. Tabii neden ulaşamadığımızı değil. O açıyı gösterdim. Oyuncular birçok köprüyü gördü. Bazılarına tıklanıyor üzerine. Fakat oraya gidilmiyor. Meraş yerinin içerisine yıllar boyu girip o köprülere ulaşıp kaybolan çok kişi oldu. Ve tabii artık o köprülerin belki de bir çıkışı veya girişi olduğunu ararken içeride çıldıranlar oldu. Oraların Meraş yeri içerisinden girişleri, çıkışları var mı? Ya da biz o köprülere ulaşabiliyor muyuz? O köprülere siz ulaşamıyorsunuz. Giriş çıkışları yok o köprülerin. Şu an için hani girişe çıkışa kapalı ama ileride herhangi bir şey olabilir mi? O da tam belli değil. Biz çıkabiliyoruz. Ama bir giriş yok yani. Üst katta kalıyor. Ya etkileşime giremiyorsunuz o köprüyle. Etkileşime yani, giremiyor. Her ne kadar da mouse'u tıklayabilseniz de harita koordinatları içerisinde oraya çıkabilme şansınız yok. Sadece işte bizim yetkili olmadığımız sürece pek çıkabilme şansınız yok. Hazır bu konuyu yansıtmışken de bir tık daha uzatayım soruyu. Meran şehrindeki harita neden karanlık? Meran şehrindeki harita labirent özelliği taşıdığı için karanlık. Yani haritadan yol bulmamaları açısından. Evet. Ve orada Meran şehrine giderken yanlış hatırlamıyorsam 3 ya da 4 tane ruh taşı var. Onları takip ederek aslında Meran şehrine ulaşabiliriz. Yani kaybolduğumuzda onları bulursak bu şekilde biz arkadaşlara hep tarif ediyorduk. Tabii içerisinde başka yok mu? Başkaları var. Başka ruh taşları. Ama bizim tarif ettiğimiz yoldan bir kere geldikleri zaman biz diyoruz ki işte bu köşede, bu köşede. Zaten birkaç kere oyuncular gelip gittikten sonra kaç tane yaratık kesiliyor, nereye dönülüyor az çok biliyorlar. Haritanın tabii, karanlık olması durumunda bu yüzden sordum sizlere. Evet, labirentte Meran şehrinin yolunu ben 5 ayda öğrendim. İstanbul'da etkinlikler de yapılıyor hatta fuarlarda Meran şehrinin ortasından girip labirentin ortasından girip Meran şehrine girme etkinlikleri bile vardı eski fuarlarda. O çok özel bir durumdu. Oranın haritası o sebeple siyah. Şimdi yani, şu anda da hani yürüyerek giden zaten çok az. Evet, rüteşi olduktan sonra. Evet. Ama bu konuda şeye benziyor biraz da. Az önceki soruyla biraz da birbirine benzer ve paralel bir soru. Hani görevleri deneyimleyerek yapmak insana bir evet. Oyun içinde bir katkı ekstra bir içerik kazandırıyor diye. Zamanında çünkü Ümit'in yaptığı gibi ben de çok fazla o labirentin içinde çok kayboldum. Bombalarda çok öldüm. Her defasında tekrar canlanıp tekrar oraya gitmek ve şu anda gözü kapalı hala yani çok bakın yani aşağı yukarı çok uzun zamandır kullanmıyorum o yolu ama şu anda gittiğim zaman ezberlemişim. Çok rahat A noktasından B noktasına kadar çıkabiliyorum. Neden? İşte o görevleri zamanında o kadar meşakkatli yapıldığı için. Bu tüm görevler için demiyorum ama
az önceki verdiği örnekle şimdiki örnek arasında çok büyük bir benzerlik var diyor. Evet, özellikle şuna değinmek istiyorum. Yer altındaki görevlerin, yani Meram bölümünde İflis olsun, diğer buz büyücüleri olsun, o tarz görevlerin yardımı içinde yine arkadaşlar bana ulaşıyor. Elimizden gelen desteği kendim ve ekibim veriyoruz. Oyuncu arkadaşlar sağ olsun o konuda yalnız bırakmıyorlar bizleri de. Bazı oyuncu arkadaşlar bu bilgisizlikten Meran yolunu kat etmek zorunda kalabiliyor. Diyeceksiniz ki nasıl? Loncasından atılıyor ya da loncasız kalıyor bir şekilde. O an için belki ara vermiştir oyuna. Girdiğinde lonca bulamıyor. Pasaportu var ama loncası yok. E tabi diyor ki beni diyor loncayı alabilecek var mı? Bakıyor, bulamıyor. E bu adamın bir loncaya girme hakkı var. Sonra bana diyor ki benim görevim var. Nasıl gidebiliriz? Örnek veriyorum, ben şifayla onun önünden gitmeye çalışıyorum. Diyorum ki arkamda dur. O da sanıyor ki ya bu adam ama böbürleniyor. 59 seviye ama ben önden gideyim de sen arkamdan takıl, benim önüme geçme. Öyle bir şey yok. Tepedeki bombaları bilmedikleri için ben önden kendime sürekli can kurtaran atarak geçiyorum ki onun yolunu temizliyorum. Diyorum ki benim adım attığım yerden adım atarsan, beni takip edersen hiçbir şekilde sıkıntı yaşamayız. Yalnız tamponda yapmayalım. Çünkü çok yakın olursan senin de ölme riskin var. Ondan dolayı tabii kaldırıyoruz ama sık sık da hani ölürsen bu kez yerde beklemek zorunda kalacaksın. Elektriğimiz, internetimiz gider. Ondan sonra Meran'a az bir mesafe kala tekrardan yer altında domuzun orada örste canlanabilirsin. Tabii aynı şimdi bu konuyu bahsedince çok eskilerden şöyle bir bazı hafızam tazelendi. Yine oyuna ilk başladığım zaman şifacı sınıfı karakteri. Divri Adada'da bronz görevi yapılacak. Tabii bronza gidebilmemiz o dönemlerde pek öyle kolay kolay her baba yiğidin işi değil. Gruplarla falan gitmemiz lazım. Evet. Taş kanatlar işte çıkıyoruz yukarıya doğru. Ya diyor ki cam basma. Ama enerjin azalıyor. Yani üzülüyorum, adam ölecek falan diyorum. Şimdi cam basınca da hiddeti kendi üzerime alıyorum. Tabii bilmiyorum, bilgim yok. Falan. Bir kere grup benim yüzümden böyle hatta bir iki kere öldü. Üçüncüye artık tamam dedim. Ölürseniz ölüm dedim içimden yani. Yapacak bir şey yok. Çok fırça yemiştim o dönemlerde. Sonradan evet dedim yani hiddet alıyor musun? Böyle bu yüzden yapmamam gerektiğini öğrendim. Şimdi bu son söylediğin gelince aklıma o anım geldi aklıma. O da bak çok güzel, hoş bir anımdı yani benim. Karaköy'ün asalarına geleceğiz abi. İtemleri için genellikle oyuncular beğendiğini söylüyor. Beğenmedim diyen kesim de var ama tabii ki çoğunluk beğendiyse bunun sorusu sorulmaz. Ama asa konusunda biraz eleştiriler var. Daha güzel olabilirdi diyorlar. Biraz basit kaldı. Oyuncuları çok da açıkçası tatmin etmemiş diyebilirim. Çünkü bana geri dönüşler bu şekilde. Bilmiyorum size destekte falan hiç yazan oluyor mu bu konularda? Siz ne düşünüyorsunuz? Asa tasarımlarında görüntülerinin kötü olduğuna dair zaman zaman geliyor bu tarz bildirimler ama tabii o uzun bir süreçten geçtiği için asa tasarımları tekrar geri bir anda da asa görüntüsünde değişiklik yapılamıyor. Benim de Kutoz level asalardan mesela Siyanir asanın görüntüsünü beğenmiyordum ve benim normal şifacı karakterime ilk düşen asa oydu. Her gün asaya bakıp nefes almaya çalışıyordum. Sevmediğim burnun dibinde bitermiş hesabı. Evet. Ama şey var işte, renkler ve zevkler tartışılmaz derler ya. Yani eleştiri elbette ki olabilir. 10 parmağın onda bir değil. Yani ya biz genelde hani eleştiri var diye hani ben belki söylemiş olabilirim ama evet, beğenen ciddi bir kesim de var yani. Tabii yani. Eleştiri yani bunu yüzdelik olarak bilemiyorum. Yani 100 kişiden kaç kişi beğeniyor mu? Eleştiri kısmı evet gelebiliyor. Ben bunu tamamen dünyada 50 tane araba sayısı var. Onun bile görüntüsünü beğenmeyenler var. Doğru. Evet. Asalar uzun bir hani süreçten geçti. Onun tasarımı, görüntüsü. Tabii canım. Bir anda yani biz asa güzelliği değiştirme gibi şansı artık bu saatten sonra olması pek mümkün değil. Evet. Diye düşünüyorum. Asa görüntüsünü beğenmeyenlere Sobe'nin takdiri epe verelim. Değiştirelim mi diyorsun? Değiştirelim. Abi, çok güzel bir şey yaptın, örnek verdin. Epey çok basit bulan arkadaşlar vardı. Yani abartıldığı kadar bir şey değilmiş diye geçen gün hatta biz Discord sunucularımızla konuşuyorduk. O zaman yükseltilmiş kanunu yatağını verelim. Evet. Abi tabii sen verelim deyince sıra mıra falan oluşur.
Nereye gelmeleri gerektiğini söyleme sakın. Şimdi verelim ama yani hangi şartlarda nasıl vereceğiz? Bunun açıklamasını yaptık mı yapmadık. Ama yapayım istiyorsanız bunun açıklamasını da nasıl hangi şartta verebiliriz? Çok basit. Zaman içinde lonca savaşı yapıyoruz. Lonca savaşları yapıyoruz. Bu lonca savaşlarında da yükseltilmiş kanunu yatağı veriyoruz. Buyursunlar, katılsınlar. Böyle bir istekleri varsa azmedip iyi olan kazanıp yükseltilmiş kanunu yatağını elde edebilirler. Bu kadar basit. Hadi bakalım arkadaşlar. Lütfen izlenme yaratmayalım. Tek tek gelelim. Arkama dizilirseniz sevinirim. Ekibimle birlikte ben de katılacağım buna. Olduğu zaman. Selami Kerenek İstanbul'un neresinde? Ya oyuncularımız bilmiyorum videolarımızdan artık tatmin olmadı mı yoksa hani sormak için mi soruyorlar? Yine bu soruyu sormuşlar. Selami Kerenek İstanbul'un neresinde? Selami Kerenek İstanbul'da bölgesi geziyor. Eminönü bölgesi, Mısır Çarşısı. Yani ben daha henüz bulamadım 15 yıldır Selami Kerenek'i. Arıyoruz biz de henüz. Evet. Bulunca ilk sana söyleyeceğim Hakan. Tamamdır abi. Ben de videosunu yayınlarım o zaman. Peki. En son Galata Köprüsü'nde gördüler. Balık tutuyormuş. Ondan sonra şu an nerede bilmiyorum yani. O balıktan sonra şey çıkmış. Sivri Adadaki kuleye çıkmış. Orada şey yapıyor. Evet. Keyif yaptığı söylentisi vardı. Ama ben görmedim. Sadece söylenti olarak geçiyor. Yani maalesef bir MOBESE kamerası da olmadığı için bir videoda yok, paylaşamıyoruz. Maalesef... Evet, evet o kötü oldu ama şey yapalım bir sonraki bölge geldiği zaman bu MOBESE kamerası falan koymak lazım aslında değil mi? Kim nerede ne yapıyor ne ediyor? Sizin şu etkinliklerdeki kamera olayı sanki biraz daha işleri çözer gibime geliyor tam kritik noktalara koyarsak. Yok zaten oyun içinde kritik noktalarda bizim kameralarımız var. Kritik aman, noktalarda ama. Aman dikkat arkadaşlar. Yani oradan kaçmıyor. Aman dikkat. Yani sizi izleyen gözler olduğunu unutmayın. Nihat abinin daha önce duyduğu bir soru. Zaten onunla da konuşmuştuk. Kuklacı kim diye sormuş yine oyuncularımız. Kesinlikle ben değilim. ben hiç değilim. Bir söylentiye göre Hakan olduğu söyleniyor. Ben bir şey diyemem abi. Ben senatörüm. Ben kuklacı değilim. Ben senatörüm. Bütün arkadaşlar da biliyor. Şahitsiniz. Yok bizi de biliyorlar canım. Biz de Esperanza ve Ayran yani. Demek ki bulmamız gereken bir konu başlığı olduğunu düşünüyorum. Onu da Selami Kerenek'e gören arkadaşlar olursa bir soru versin. Kesinlikle. Öyle deyip kapatalım bu soruyu. Peki. Oyunun hikayesi biliyorsunuz zaten başlı başına bir yapıt. Yani en azından evet. Biz oyuncular olarak öyle düşünüyoruz. Gerçi Nihat abi yine onu da buradan bayağı beğendik ama selamlarımızı iletiyorum. Evet. Hikayenin devamı gelir mi? Bazı konular açık uçlu. Yani bunu üst yönetim bilir en sağlıklısını. Bunları bizim ilk seviyemizde bilsek dahi söyleyebilmemiz mümkün değil. Tamamdır. Teşekkür ederim. Ve son olarak oyun içerisine geçmeden önce oyunda bir yürüyüş, bir tur atacağız. Değerli dostlar. Son bir konumuz var. Ben bu konuya değinmezsem zaten arkadaşlar ikimize birden yani hem yönetime hem de oyuncuların sesi olarak bana bayağı bir tepki gösterir. Benim görevleri falan belki yardıma gelmezler. Sıkıntı olabilir. Yine ben bu soruyu sizlere sorayım. Aslında genelleme yapmayalım da kopya hakkında neler söyleyebilirsiniz? Oyunumuzda şu anda kopya mağduriyeti yaşayan çok kişi var ve size net olarak yani cevabını almak istediğim bir şey de sorayım. Oyuncular bence en çok bunu merak ediyorlardır. Ben oyunda mağduriyet yaşadım, ceza aldım. Suçsuz bir yere ben ceza alabilir miyim? Aldıysam tespit edilebilir mi? Kaldırılabilir mi? Hangi cezalar 999 blok almaya sebep olur? Hangisi susturma ya da ne bileyim sistem tarafından otomatik olarak verilir. Özellikle kopya bono konusunda satıcı ve alıcı. Diyelim ki satıcı bonoyu kopyaladı ve alıcıya verdi. Alıcının bundan haberi yok. Alıcı bunu aldıktan sonra ban yediğini söylüyor. Peki bu bonolar, bu kopyalar
Belki maden de olabilir. Alıcı da duruyor mu? Satıcı ile alıcının akıbeti ne oluyor? Siz tam olarak demek istediğimi anladınız. Oyun içerisindeki arkadaşlar da tam olarak anladı. Sanırım bütün detaylarıyla sormuş oldum. Kopya işi yani tamamen illegal bir iş. Bu oyundaki bir şeyi kullanarak çıkar amaç elde etmek. Zaten zaman zaman biz tarıyoruz. Sürekli de sistem üzerinden taranıyor. Kopya yapanlar ilk önce oyundan atıyor. Tekrar girip kopyaya devam ettiği zaman sistem tarafından banlanıyor. Bizim banladıklarımız geçici banlama oluyor. Bir gün veya üç gün banlıyoruz. Devam ettiği zaman akabinde yani cezası yüksek cezalar veriliyor. Ceza alabiliyor. Fakat alışveriş esnasında tamam 50 tane mikroçip alan biri banlanmıyor tabii ki. 5.000, 10.000 tane alıp tekrar o da aldıktan sonra kopya kendisi de kopya yapmaya devam ettiği zaman banlanabiliyor. Veya oyundan çıktığı zaman zaten o madenler siliniyor otomatikman çoğu. Sistem tarafından çoğu banlanıyor ama birbirinden yüklü alışveriş maden aldığı zaman kimse kimseden alışveriş yaptığı zaman banlanmıyor. Arkadaşı kopya yapıyor, diğer arkadaşına aktarıyor. Kasa çarı yapıyor. Stok yapıyor veya o da yine kendi hesabı. Bir karakterden kopya yapıp diğer karakteri aktarıp orada düşük level bir karakter banlanmasın diye veya banlanırsa da küçük level hani boşa gitmesin diye yapıyor. Bu tabii takip ediliyor, bakılıyor. Burada her şey yani sistem üzerinden yürüyor. Yüklü şekilde alışveriş yapıp da üretim yapan kişiler bizim tarafımızdan banlanmıyor. Sistem tarafından sistem dışı bir hareket yaptığı zaman otomatikman banlanıyor. Bunlar yani hani biz de zaten sürekli oyuncuya ceza vermek için burada bulunmuyoruz. Diğer türlü oyun içerisindeki yazışmalardan dolayı o susturma cezası da katlanarak artan bir ceza sistemi var. İlk önce susturmalar, sonra ban cezaları katlanarak giden 999 gün ban cezasına kadar gidiyor bu. Yani oyuncunun tamamen kendi elinde veya hesap paylaşımı yapmaması gerekiyor. Çoğu gelen bildirimlerde hani ben yapmadım, hesabım banlanmış, benim bilgim dahilinde değil. Yani bilgisi dahilinde olması gerekiyor. Hesabın sorumluluğu tamamen kendisine ait. Oyuna üye olurken de üyelik sözleşmesinde var, hesap paylaşımı yapmaması gerekiyor. O esnada karakterde kim var diye bizim hani onu sorgulama şansımız olmuyor. Yani sonuçta karaktere verilen bir ceza yaptığı eylem. Evet. Yani karakterin yaptığı eyleme ceza uygulanıyor. Karakteri de o anda kimin girip kimin girmediğini araştırması tabii ki yapılmıyor. Hani sorgulanmıyor. Bunlar yani alışverişle banlananlar da öyle bir banlama sistemi yok yani. Alışveriş yaptığımda banlandım diye bir olay yok yani. Zaten biz bunu sistemleri anlık olarak görebiliyoruz, tespit edebiliyoruz yani. Ki hangi karakterin ne yapmış, hangi alışveriş yapmış, saatinden dakikasından saniyesine kadar görebiliyoruz anlık olarak. Yani ben suçsuz yere suçsuz yere 999 gün ban yedim diyen birisi, yani sıradan birisi öyle bir ceza yiyebilir mi? Öyle bir durum söz konusu var mı? Bunu sürekli haline getiriyor. Biz 3 kişi veya 10 kişi arasında dönüyor. Bir karakter kopya yapıyor, diğerine veriyor. Ondan ona aktarıyorlar. Stok yapıyorlar birinde. Tabii ki onlar takip ediliyor. Hani kopya yapmadı da üzerinden aktarım yaptıysa bile banlanmıyor. Kopya yapan birini gördüğümüz zaman bu kaynağı nereden gelmiş? Kopya yaptığı madenleri de kime vermiş? Ona bakıyoruz. Genellikle de zaten kendi hesabı çıkıyor veya yakın bir arkadaşı çıkıyor. Ondan ona aktarma yapıyorlar. O esnada banlanmalar oluyor. Sistem tarafından banlanıyor zaten çoğu. Hani haksız yere banlandığını düşünen ceza itiraza başvuru yaptığı zaman inceleniyor. Bir yani haksız yere bir ceza verilmişse o ban cezası da kaldırılıyor. Evet yani evet. Karakterden karaktere aktarsa da hesaptan hesaba aktarsa da bu yine sizler tarafından görülüyor. Evet. Alışveriş hareketleri karakterinde 10 dakika önce hangi materyaller var, 10 dakika sonra ne olmuş veya anında kasasında veya çantasında da neler olduğu hepsi görünüyor. Ona göre işlem yapılıyor. Yani durduk yere sen hiç banlandın mı mesela? Hayır. Madem benim yetkili karakterimi banladın Nihat Özbay. Madenler kendinden çoğalmaya başlamış diye sistem tarafından görüp banlanmış direkt. Benim kendi yetkili hem de
şey değil yani. Telekom'un hesapları karakterlerinden birisi bu anlamda yani. Evet. Bu yara olmuyor. Evet. Aslında yani anlatıldığından daha çok böyle şey geniş kapsamlı bir sistem var orada. Ama tabii biz burada yüzeysel olarak atmak ümit. Yani kimin ne yaptığını çok rahat görebiliyoruz. Yani buradan 5 yıl öncesine ait bir karakter de olsa 5 yıl öncesine ait alışveriş sistemleri loglarda kayıt altına alınmaktadır. Yani bu yüzden hatalı bir işlem olsa bile atıyorum örneğin çok çok nadirdir bu konular. Zaten ceza itirazı geldiği zaman biz bunu değerlendirip inceleyip hesabı manuel açıyoruz. Zaten aslında biraz da şey var. Hani ceza itiraza geldiği zaman cevap verilmeme gibi bir husus var. En büyük müzrepler arasında aslında biziz bu konuda. Tek bir bildirim yapmanız aslında yeterli. Fakat bir karakter ceza itirazda bulunuyor, üyelik sorunu oluyor. Tüm spor birimlerinin hepsine birer tane bildirimde bulunuyor. Bu yetmiyor. Her gün başvuruyor bu itirazını. Zannediyor ki birden fazla bildirimde bulunursam bana çok daha hızlı cevap verecek. Hayır, aksine. Bakın biz bunu forumda da birçok defa ve oyun evresi içinde de birçok defa bunu dile getirdim. Birden fazla başvurunuz dikkate alınmıyor. Sistem otomatik siliniyor ve son bildiriminiz dikkate alınıyor. Yani atıyorum ayın birinde başvurmuşsunuz. İşlem sırayla gider panelde. Sırayla hangi içerik geldiyse oradan bakılır, incelir ve karşı tarafa muhatabına geri dönüş yapılır. Birinde başvuru yapan bir insan ayın üçünde başvuru tekrar başvuru yapmış. Ayın birinde yaptığı başvuru otomatik silinir ve üçündeki başvurusu dikkat edilir. Ne oluyor? Ya, belki 2 saat sonra cevap verilecekti. Ama bu sefer 3 gün daha ya da 4 gün daha ya da 2 gün sonra cevap verilmek zorunda kalınıyor. O yüzden tek bir bildirim buradan özellikle söylüyorum. Tek bir bildirimde bulunun. Bu size geri dönüş için yeterli olacak. Bundan önce aslında ceza itirazda da bir de şu var. Yani oyuncularımız haklı bu konuda. Ceza itiraz süreninde geri dönüş sürelerinde oldukça bir gecikmeler yaşandı. Bazıları 6 ay olabiliyor, bazıları 1 sene falan diye bir telaffuz falan ediliyor böyle. Şimdi 11. aydan itibaren biz özellikle ceza itirazda biraz daha yapılandırma konusuna ağırlık verdik. Ve şu anda ortalama 48 saat içerisinde ceza itirazda olumlu ya da olumsuz dönüş yapılabiliyor. O dönüş yapılmayanlar ise şu var, telaşlanmasınlar. O süreç cevap verilmeyenler kısmı detaylı inceleme aşamasına girdiği için bir üst segmente atıyoruz o bildirimi. Oradaki arkadaşlarımız o karakteri yani neden ceza aldığı ile ilgili çok daha detaylı araştırma yapılmasından dolayı hani biraz süre uzayabilir ama o konuda biraz sabırlı olmalarını istiyorum. Özellikle 11. aydan sonrakiler için bu konuyu özetlemiş olayım. Evet, ben zaten videolarımda söylüyordum. Sosyal medyalarımda aynı şekilde ulaşan arkadaşlar Discord'da veya diğer platformlarımızda bana yazan ya da herhangi bir yere yazdığını gördüm. Bütün oyuncu arkadaşlara sesleniyorum sürekli. Diyorum ki bir mesajı birden fazla atmanız daha hızlı cevap almanızı sağlamaz. Zaten birçok yayın yapmıştım, birçok videom var. Orada da defalarca belirttim. Başkasının cevap alma hakkını geciktiriyorsunuz. Ve Kesinlikle. kendinizin de cevap alması süresi daha çok hızlanmıyor. Onun için sadece bir tane mesaj atmanız yeterli. Bir de doğru konuyu seçmeniz çok önemli. Gidip de yanlış bir konuya yanlış bir şey açıklarsanız cevap alamayabilirsiniz. Bu da ayrı bir durum. Ama genellikle süre uzasa da mutlaka oyuncular cevap alıyor. Mesela ceza itiraza başvurmak, ceza itiraz birimi üzerinden gitmesi gerekirken üyelik sorunlarını yazıyorlar. Tabii o üyelik sorunundaki de arkadaşlarımız geri dönüş olarak ilgili birime başvurması yönünde mesaj atıyorlar. Dediğin gibi çok haklısın. Nereden destek almak istiyorsan oradaki birime başvurman senin en hızlı cevap alma şeklin. Ama pazarlık tarzında yanıt verilmiyor. Bir defa veya ikinci defa yanıt vermek gerekiyorsa veriliyor. Eğer o hiç yanıt almadım diye iddia edenler oluyor. Hani geliyor oraya da.
muhtemelen geri dönüş mail adresini yanlış yazıyorlar. Göremiyor evet, yani. O faktör de çok şey, önemli bir yere bastın aslında. Hakikaten öyle yani, şey değil. Ceza itiraz formu veya form doldururken ilgili alanlara ilgili cevapları yazmanız bir o kadar da önemli. Çünkü Ümit'in de bahsettiği gibi geri dönüş mailini yanlış yazıyorlar. Biz bildirim yollamamıza rağmen sistem üzerinden otomatik ulaşmadığı zaman sıkıntıya düşebiliyorlar. Bu konuya özen göstermeleri daha iyi. Eşya iadelerde de eşyanın hangi karakterden hangi eşya silindiyse o şekilde başvuru yapmak da biraz daha isabetli oluyor. Orada da çok şeyler oluyor. Veya o forum kanallarından, support'tan yapılan başvurularda şifrenizi belirtmeyin. Hani orada şifre yazanlar evet. Oluyor. Üyelik adınızı belirtebilirsiniz ama kişisel şifre bilgilerini paylaşmayın. Geri dönüşte support'ta ceza itiraz veya eşya iade üyelik sorunları mutlaka geri dönüşleri yapılıyor er veya geç. Hani birden çok başvuru olduğu zaman alacağı cevap gecikiyor. Yani 10 kişi 10 defa başvuru yapsa 100 tane başvuru almış gibi görünüyor orada. Bunlar da biraz gecikme yaşanıyor. Bir de hatırlatma olarak da şunu da arkadaşlara söyleyelim. Ben size sorayım. Farklı bir Gmail'den kendi hesabı üzerinde bir şey yazsa, örnek veriyorum. Hesabı belki blok almıştır veya mailinin şifresini unutmuştur. Başka bir soruyu anladın abi sen. Tabii kullandığı mail adresini yazarsa bizim verdiğimiz yanıt ona gidiyor. Tabii ki bir üye hakkında bilgi almak istediği üyelik bilgisini açıklamalar alanına yazabilir ama geri dönüş mail adresine tabii ki hesabına erişemiyorsa o üyeliği mail adresini yazmak zorunda değil. Kullandığı aktif bir mail adresini yazarsa yanıtlar oraya gidiyor. Bu yanıt için teşekkür ederiz abi. Tabii çoğu hotmailleri mesela kapanmış ama başvuru yaparken ben görüyorum. Diyor ki mesela oyuncu mail adresimi şifresini unuttum. Karakterimi kurtarmak istiyorum diyor. Geri dönüş için mail adresi, yazdığı mail adresi de o hesaba bağlı mail adresi. Muhtemelen o karakterini kurtaramıyorsa, giriş yapamıyorsa o e-mail hesabına bizim gönderdiğimiz maili de göremiyordur. Çünkü ona erişim sağlayamıyor. Çok güzel bilgiler verdiniz. Bence aydınlanırlar yani. Tabii o şey, o aslında 3 kısas çok önemliydi. Bir geri dönüş e-posta adresinin doğru olması ve aktif olması, cevabın ne olduğunu öğrenebilmesi için. Bir de ilgili alana, yani destek almak istediği konuyu ilgi alanını doğru bir şekilde seçmesi. Ve bir tane bildirim. Çok, ben o konuda çok mucizeli bir tek bildirimde bulunması çok yeterli. Bazı şimdi an itibariyle böyle mesela kontrol ediyorum. Şimdi bir oyuncumuz var şey. Her gün düzenli 5 tane şey atıyor. Mail atıyor. Maşallah. Tabii tüm bilimleri ama. Her gün standart böyle saat 12 ile 3 arası. Saati de belli. Bir ayda topladığım zaman bir küsür falan vardı. 2-3 gün önce sohbetini yaptık hatta abim. Yani bunun bir anlamı yok ya. Yani alamaz ki. Yani o belki şey yapıyor. Az önce söylediğim gibi çok, ne kadar çok yollarsam beni o kadar dikkat alırlar şeyine giriyor, moduna giriyor. Ama yok öyle bir şey ya. Mümkün değil. Aksine şimdi o kara listemize girdiği zaman sistemde abi biz mailleri bile görmeyiz orada. Yani isterse günde 500 tane yazsın ya. Evet. Yaradan çok zararlı olduğunu bir kez daha burada ifade edeyim. Tamamdır abi. Bu güzel bilgiler için ikinize de teşekkür ediyorum. Rica ederim. Güzel, teşekkür ederiz. Bir de fırsat tanıdığın için. Bir de ekstra olarak oyuna gireceğiz şimdi. Beyaz Köşk ve sunucumuzun kalesi Eminönü'ye kısa bir yürüyüş yapacağız sizlerle birlikte. O zaman oyuna geçelim. Videoda kendini gören arkadaşlar mutlaka yorum yazsın. Şu anda Beyaz Köşk sunucusunda sevgili yemelerimiz Ahi Evren ve Esperanza ile birlikte kısa bir tura çıktık. Jandarma Ali'de şöyle bir duraksayıp bir selam verelim. Evet. Selam.
Selamlar. Selamlar. Evet. Ben hala 59 seviye olmadığım için maratonların etkisi var. Biraz daha hızlı koşuyorum. Yoksa sevgili girmelerimizin tanıdığı bir ayrıcalık değil. Onun hatırlatmasını yapalım. Yani şimdi seni ezmeyelim diye biz de beni söylerken. Uzun ve geniş araç var ya, ben onun eskortu gibi burada size yol kontrolü yapıyorum, yolu açıyorum. Haber veriyorum daha doğrusu geldiğimizi. Tamam. Ya kesme etkinlikleri falan veya grup bölgesi etkinlikleri yapmak isterdik ama o kadar vaktimiz olmadığı gibi öyle bir amacımız da yok zaten. Sadece kısa bir yürüyüş yapıyoruz. Ara sıra sürpriz vuruşlar şimdi yapabilirsiniz abi. Azlar lodoslar kesiyor olabilir burada. Hasara bak. Bende hasar yok. Benim DK havaya gitti. Bir şey değil canım, aramızda 42 bin hasarcık var. Yok, biz vurmuyoruz böyle, hasarımızı düşürerek gidiyoruz şu anda. Level atlıyormuş. Aman abi. Bir de 69 seviyenin geldiğini söyleriz falan diyormuşum. Hakan çaktırmadan kendini mi kaslıyorsun, ne yapıyorsun bizlere? Arkadaşlar kesinlikle kesinlikle öyle bir şey yok arkadaşlar. Siz Neferyalı serisinden takip ediyorsunuz zaten her şeyi. Lodoslar arzları kesiyor. Kim yaramazlık yapıyor hemen? Çok bir adım öne çıksın bakayım. Ama bu kadar sıkıştırılmaz ki. Evet, arzlar şu anda kendi bölgelerine biraz daha tıkılmış durumda. Şimdi video izleyen arkadaşlar diyecek ki biz bu yazıları neden göremiyoruz? Ben sorulmaya değer ya da söylenmeye, yorumlanmaya değer şeyler olursa sevgili yöneticilerimize ileteceğim. Onlar zaten okuyordur yazıları. Ama burada videoda görünmeyecek arkadaşlar. Bunun için de şimdi ne haberiniz olsun. Ne taraftasınız? Biz seninle aynı yerimizdeyiz. Evet, aynı. Şöyle bakıyorum, arzlar neden cevap vermiyor diye de. Savaşmakla meşguller. Handanalı neferleri her zamanki gibi direkt savaşa konsantre olmuşlar. Evet, yalnız lodosların sayısı biraz azaldı çünkü gelmeleri uzun sürüyor, yerleri uzak. Burası zaten kendi başına bir ölüm oyunu gibi olmuş. Evet. Daha burası doğrusu evet. Klan savaşı bu şekilde. İsterseniz biraz daha bankaya doğru ilerleyelim. Evet. Ümit şey yapar. Şifalı için can veren elleriyle artık can alma vakti geldi diye düşünmüştüm ama alanı terk etti. Evet. Evet. Ortam bir süzdüm, bir baktım. Ne İsmet Bey'e ne Handan ama kıyamadım diyor. Evet. Handan mı kesiyordum direkt boş zamanlarımda? Karaköy'de. Şeyde. Holde. Şey var ama bundan yaklaşık yanılmıyorsam bir ay önce Sancak Savaşı'nda şimdi de Beyaz Köprü'nün üstünde o kadar güzel bir savaş oldu ki moda geçin takılalım diyorlar. Direkt mut istiyorlar hemen. Evet. Tabii saat itibariyle diyeceksiniz ki kaçta giriyorsunuz? Normalde Beyaz Köprü'de daha çok oyuncu olurdu diye.
Evet. Biz biraz daha geç bir saatleri tercih ettik. Biraz da programın akışıyla birlikte daha sakin bir zamanına girmiş olduk aslında. Ona rağmen yine tabii oyuncular mesaj atmaya, etrafta görünmeye devam ediyor. Kesinlikle. Bir yandan da sürekli bana oyuncu arkadaşlar serzenişte bulunuyorlardı. Videoları çekerken oyun müziklerini biraz kısık tutuyorsun diye. Artık biraz daha yüksek tutuyorum. Özellikle Karaköy'de böyle müziğin hemen girişi, yer değiştirince başka bir müziğe geçmesi hemen gerçekleşiyor. Umarım onlara da yansıyordur. Şuraya da kolay gelsin yazalım. Genellikle sunucularda büyük büyücü kesimi ve GBZ kesimi yaygın bir şekilde yapılıyor. İsterseniz iki tarafı birden ziyaret edelim. Tamam. Ben yine size... Eşlik edebilirsin. Evet, eşlik edeyim ön taraftan. Tamam. Başka gözlüğüm de yok ki biraz daha yavaş gideyim. Evet, ileri doğru gidebiliriz. Yani oyuncuların dışarı özelden yazıyorlar ama özelim kapalı. Yani benim özelim kapalı şahsen. O yüzden cevap verme gibi bir durum söz konusu pek olmuyor. Yeni bir GBZ kesimi yapılmış. Oyuncuların yakın zamanda buradan geçtiğini anlıyoruz. Bence adımları takip edelim. Mutlaka birilerine denk geleceğiz. Büyük büyücü tarafı muhtemelen oyuncu içeriyor olabilir. Oyuncularımıza da tekrardan hatırlatma yapalım. Zaten az önce söylediniz ama bunu ara sıra ben söyleyeyim ki belki videoyu ilerleten arkadaşlar fark etmeyebilir. Yöneticilerimizin özeli kapalı. Bir şey söylüyorsanız zaten bana yazıyorsunuz. Oradan ben kendilerine iletirim eğer sorulmaya değer önemli bir soru olursa veya bir konu olursa ileteceğim. İyi akşamlar dileklerini ileten kolay gelsin arkadaşlara teşekkürler. Biz de biz bilgimiz dahilinde elimizden gördüğü kadar cevaplamaya çalışıyoruz. Evet. Şimdi diğer tarafa geçmemiz gerekiyor. Bakalım. Tamam, şu. Öyle mi geçelim? Orada bozuk istiyorlarsa onları rahatsız etmeyelim. Sen arkadan dolaşalım. Baktığımda büyük büyücüyü burada sabit görüyorum ama öyle mi? Tamam o zaman servisi. Tamam, neyimiz de şimdi? Giydim çift maratonu. GM'lerimizin arkasına takıldım. Şimdi birçok arkadaşımız özelden de yazıyor bana kesim yapar mısınız GM'lerle birlikte diye. Ben boş bir vakitte arkadaşlar yine Beyaz Köşk'te sizlere kesimleri yapacağım ama şu anda kesim yapma gibi bir niyetimiz yok. Yoksa videonun amacı dışına çıkmış oluruz. Karaköy sahilinin kenarından şöyle yavaş yavaş ilerleyelim. Grupta olduğumuz için bu arada çok küçük de olsa bir tecrübe puanı geldi. Artık GM'leri kendimizi kastırdık diye de video çekeriz. 1XP geldi arkadaşlar toplamda. Nefer yolu serisinde artık 1XP daha avantajlı sevgili Anıl'dan. Ona da selamlar buradan. Ecel getirenli bir savaşçı inzivaya çekilmiş köşede. Yine daha uygun bir saatte gelmiş olsak bence çok yoğun bir kalabalıkla karşılaşabilirdik. Tabi ansızın sizin gireceğinizden haberleri yoktu oyuncu arkadaşların. Yalnız şu var. Bir anda yöneticilerimiz bu şekilde sizi ziyaret edebilir. Yaptığınız işlere çok dikkat edin veya yazdığınız yazılara.
Tabii her gören soruyor videoda mısın diye. Evet, videodayız. Zaten kendinizi burada izlediyseniz görüyorsunuz şu anda. Ve tekrar tekrar söylüyorum. Söylemeye de devam edeceğim. Kendini gören her bir arkadaşımız mutlaka yorumlarda bulunsun. Sevgili GM'lerimize de iletmek istedikleri mesajlar varsa yorumlarda bulunsunlar. Onlar mutlaka göz atacak. Zaten sık sık da sadece oyunumuzu değil, kanalımızı da takip ediyorlar sağ olsunlar. Beyaz Köşk sunucusu güzel, sakin. Tam aslında istediğimiz bir ortam ama genellikle işten gelinen vakitlerde gecelere kadar böyle oldukça kalabalık bir sunucu. Bütün bosslarda sıra bekliyoruz. Tabii çok fazla sıra olunca sırayı bozanlar oluyor. Biz onlara duruma göre bazen kase atıyoruz, bazen onlar bize atıyor. Tabii ben video çekimleri haricinde çok işlere bulaşmıyorum çünkü hem kınasızım. Lodos olsak arzlar darılır. Arz olsak lodoslar darılır. O yüzden klansız olmak daha iyi. Sadece göreve yardım yapıyoruz. Başka bir yaptığımız etkinliğimiz yok. Tabi bossları sabote etmeyin arkadaşlar. Onlarla ilgili eğer bir şikayet gelirse veya yöneticilerimiz aniden böyle karşınıza çıkarsa bir anda yılbaşı ikramiyesini kaybettim diye üzülürken 999 günlük yılbaşı ikramiyesine sahibi olabilirsiniz. Böyle boss kaçırmaları hemen 999 gün boss ceza vermiyoruz ama. Yok, çıkabilir yani. Yılbaşı ikramiyesi örnek veriyorum. 200 milyon lira deyince 200 çıkmıyor ama birçok şeyi var. Ödülü var. Yani sürpriz ödüller çıkabilir. Tabii bu ödülleri kimsenin isteyeceğini sanmıyorum. Beyaz Köşk sunucusunda güzelce şöyle bir yürüyüşümüzü yaptık. Artık ayaklarımız açıldı. Birazdan da Eminönü sunucusuna geçip oyunumuzun kalesi olan sunucu ne durumda? Ona hep birlikte bakarız. Beyaz Köşk'ün havasını aldıktan sonra Eminönü'ne doğru yavaş yavaş ilerliyoruz. Selamlarını ileten, güzel dileklerini ileten özelime birçok arkadaş yazıyor şu anda. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Her birisine bizden de selam olsun. Hepinize kolay gelsin arkadaş. Beyaz Köşk sunucusunda sevgili gemilerimizle birlikte yeterince hava aldık artık. Eminönü'ye git diye sandalda ben artık yazının üzerine hazır tutuyorum ama Eminönü sunucusuna gideceğiz. Bu da ilk defa böyle farklı bir ışınlanma olacak. Bu arada ilk defa büyücüm yerine bir savaşçım var. Sevgili yemelerimle eşlik ediyor bana. Kasılacaksan böyle kasacaksın arkadaş. Şimdi bak 2 dakikaya 59. Tabii işin şakası. Nasıl başladıysak öyle bitecek. Şu an Eminönü sunucusundayız. Sinan abi, Ümit abi, her zamanki gibi takıldım peşlerine. Ben de tabi depar var ama onlar benden daha hızlı. Ben bir yere gitmeden onlar zaten orada olur. Bakalım, komutan tarafı boş. Şimdi arkadaşlar yazmaya devam ediyor. Kolay gelsin dileklerini iletenler, iyi akşamlar dileyenler, iyi yayınlar dileyenler. Benim destekteki konulara bakın diyenler. Şu ana geldiyseniz zaten gerekli cevapları aldınız arkadaşlar. Ben şimdi tek tek özelden yazmıyorum anlık olarak ama neden yazmadığımı da anlamış olursunuz. Zaten videoyu izlerken aslında sorduğunuz soruların hepsinin cevabını peşinden verip öyle başlamış oluruz videoya. Tarihi Sirkeci Garı'nın oradayız. Evet. Çok sevdiğim alanlardan bir tane. Adamlar savaşı mı bıraktı yoksa abi? Sizi görünce savaşı bıraktı. Lodoslarla arzların arasında yoksa bir barış mı olacak? Savaşı hiçbir şekilde durduramazsınız gibi. İki klan arasında yıllardır gelmiş. Selamlar.
kendimi bir an şeyde sandım, büyücüde sandım, kutup atmaya çalışıyorum. Savaşçıya adapte olmam biraz vakit alacak. Ben yazayım onlara. Bir yandan ben hatırlatma mesajları yazıyorum ki oyuncularımız bir şey söylerse ben size doğrudan ileteyim. Kesinlikle. Ya Hakan, istersen bölgeden bir şey yaz. Evet abi. Bir yazı yaz. Aynı şekilde. Şu 41 level burada ne işi var diye bir şey çıkabilir. Karaköy'e nasıl giriyor Buçar? Nasıl girdin? Tabii. Nereye gittiniz be? Hangi GM'in kardeşisin, dayısısın? Onu zaten 10 kişi seni görse 2 kişi zor fark eder. Evet. Yok, kıyafetlerden fark ederler. Abi zaten şeylerin yakınından geçtiğim anda benim iş bitti. O yüzden beni korumanız lazım. Evet, bir de yaratıklar daha fazla hiddet alırsın. Bir de işin kötü yanı savaşçıyı size bir HS versem komple biterim yani. Bir şey de yapamıyorum bunlar. Ümit şey yaparsın sen. Herkese... Bir çember açarsın. İyi akşamlar. Kendin alırsın. GM, Fahir, Evren ve GM, Esperanza ile yayındayız. Ya, yayını izlemeyeyim de çekimde izleyeyim çünkü yayını izleyince YouTube'a şimdi gelecekler. Kolay gelsin. Kardeşim iletişim numaralarını gönder, seri bana. Ne zaman yayınlanacak? Çaktırmadan kasalım Fanatik'te. O çek çıldırdı. Ne arıyorsunuz orada? Ne zaman biter? Sağlıklı bir oyun olsun. Bize yeter. Yeni eklentiler ne zaman gelecek sorar mısın? Kolay gelsin. İletişim numaranı çok acil yolla diyorsun. Ne vaat ediyorsun onu söylence diyeceksin. A few moments later. İsminin anlamını soruyorlar. Esperansı ne demek? Cevaplayabilir mi yazmış sana Zahmet? Ümit demekti. Şu anda gemilerimizle birlikte Emin'in sunucusuna giriş yaptık. Levazım subayında çok yoğun bir ilgi alaka vardı. Bayağı bir başımız kalabalıklaştı. Tabii bir etkinlik videosu değil arkadaşlar bu. Yılbaşına özel. Şöyle sizlerle de anı olsun diye. Kendileri de daha önce böyle yayın işlerine pek alışık değil. Yine de kabul edip nezaketimizi gösterelim dediler. Sağ olsunlar. Ve sizler için bugün burada videoda benimle birlikteler. Ben özelden bütün yazılarınızı okuyorum arkadaşlar. Önemli sorularınız olursa kendilerine iletmeye devam edeceğim. Sürekli tekrarlayan soruları ve bilindik şeylere iletmiyorum ki fazlaca böyle videoda kalabalık olmasın. Evet, dediğim gibi sevgili gemilerim, büyük büyücü Emin önünde hiçbir zaman boş kalmıyor. Her ne kadar gecenin çok geç saatleri olsa da. Bayağı bir arkadaşımız nasıl girdim buraya diyor. Sadece video için girdik. Tekrar söylüyorum. Video bittikten sonra buradan çıkacağım. Şimdilik içeri düştük. Video için diye ben özelden yazayım. Siz yazı panelini görmüyorsunuz arkadaşlar. Çünkü inanılmaz bir chat var şu anda. Yazılara yetişemiyorum. Bazı arkadaşların ufak tefek sistemleri oluyor. Sadece onları görebiliyorum. Çünkü çok fazla mesaj olduğundan kaçırıyoruz. Doğal olarak. Etkinlik mi var diye soran arkadaşlarımız var. Etkinlik değil, yılbaşı videosu.
Beni ışınlayın diyen var. Beni 2022 yılında ışınlayın diyen var çünkü videoyu bir an önce izlemek istiyorlarmış. Ve de sizi çok merak ediyorlarmış. Yapmamış yolsuz görseydim. İlk defa senin kanalında canlı kanlı bir içeriğe katıldık. Prensip gereği daha önce hiç böyle bir şeye sosyal medya platformunun hiçbirini kabul etmedik. Çok istek geliyordu. Sana özel oldu bu konu. Onun için de size ayrıca teşekkür ederim. Hı hı. Rica ederiz. Oyunculara gerçekten çok büyük bir ayrıcalık yapmış oldunuz. Bu güzel akşamda yeni yıla girerken bizleri tercih eden bütün arkadaşlarımıza da çok teşekkürler. Bir de bana en çok gelen mesajlar arasında şu vardı. Bir de gün içerisinde, daha doğrusu hafta içerisinde sürekli konuştuğumuz bir konu. Gece çalışan arkadaşlar vardı. Onlar biz yılbaşına girerken bu videoyu belki izleyemeyebiliriz diyorlardı. Ben zaten onlar için akşamüstü atmaya planlamıştım. Şu anda zaten izliyorlarsa saatinde muhtemelen farkındalar. Yine gündüz geldikleri zaman izleyebilirler. Onlar için de güzel bir içerik olur diye düşünüyorum. Onlara da bir güzellik yapmış oldum kendi açımdan. Saati biraz daha erken aldım. Yoksa yeni yıla videoyla birlikte girmek biraz absürt kaçardı. Çünkü o anda herkesin kutlaması, geri sayım yapması gerekiyor. Bir yandan ben mesajlara bakıyorum. Görevlerle ilgili arkadaşlar bayağı bir yazınız var. GM'ler şu anda herhangi bir görev ya da kesim için girmedi. Karaköy girişler düzenlenmeli ya da yeniden girişler yapılmalı diyor. Yani kolaylıklar getirilmeli. Ayrıca Çemberitaş görevleri de zor, onlara da kolaylık getirilmeli diyor. Önerilerinizi ileteceğim de hep. Tüm önerilerinizi not ediyorum de. Hepsini ileteceğim de yönetime de. Hem atılabilir diyor. Tarih öncesi olarak bunu talep ediyoruz. Hocam Er Meydan'a güncelleme gelir mi? Er Meydan'a bakan kimse yok, teşvik amaçlı bir sorar mısın diyor. Er Meydan'ı turnuvası istiyoruz. Oyundan Karaköy'ü silsinler, 39 evde geri dönsün oyun. Esasen şey var, Er Meydan'la ilgili etkinlik planlarımız, etkinlik planlamamızı tamamladık. Çok küçük ayrıntılar kaldı. Biz bu 2021 yıl içinde yapacaktık esasen bunu ama İşte evdeki hesap çarşıya uymadı diye bir atasözümüz var ya. Mutlaka 2022 yılında bunu gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Er Meydan için. Aydemir, teşekkürler, sana da selamlar. Hadi gidelim. Beni çok arkada bırakmayın abi. Ölmek istemiyorum. Dur, geldim. Buradan mı gidiyoruz? Mansur tarafından gidelim. Şey yaparız. Görevleri oradan görebiliyoruz zaten. Hem evet. Şuradan geçelim. Oyuncuların banka tarafından. Banka, Mansur ve Tel. Zaten geliyorlar. Evet. Artık taktık peşimize. Kurtuluş yok. Tabii videoda kendini gören arkadaşlar, birçok videomun olduğu gibi tekrarlıyorum ama yöneticilerimiz de bu yorumları okuyacak. Belki dile getiremediğimiz, söyleyemediğimiz şeyler vardır. Onlara söyleyin, yorum yazın, isimlerinizi, nicklerinizi belirtin. Nereye gitmiş o tarafa ya? Şu anda Eminönü banka tarafına doğru gidiyoruz. Yine kalabalığı taktık peşimize. Bir yandan ben hatıra olsun diye ekran görüntüleri alıyorum. Bunları da ileriki zamanda bir albüm yapıp linkini paylaşırım arkadaşlar. YouTube'da topluluk bölümümüze bakarsınız. Şöyle bir bakalım. Güzel bir kalabalık yakaladık. Tabii arz veriyorsa arkadaşlar yine dediğiniz gibi didişmeye devam ediyor burada. En iyisi klansız olmak. Başımız pek ağrımıyor. İlk defa bir yeni yıl kutlama mesajı aldım bu arada. Hepinizin yeni yılını kutluyorum diye. Sonunda bizi düşünen birileri çıktı. Evet. Yeni bir yıla gireceğimizi anladı yani. Evet.
Yani herkes hep sorunlarını yazıyor. Başka bir şey yazan yok. Hiç hala hatır soran yok. Bu adamlar ne yapıyor? Sağda sıhhatin yerinde mi? Hiç soran yok. Yine de iyiyiz. Öyle söyleyelim. Yine de sağ olsunlar. Allah razı olsun. Buradan isterseniz levazıma doğru bir ilerleyelim. Tamam. Hazır hem gecenin bu kadar geç saatinde görüp de şaşırdığım aktiflik. Bakalım ilerlerde nasıl yansıyacak karşımıza. Yıldızlarla arzlar bakalım. Yine çatışmaya devam ediyor mu? Bu yollar genellikle hep dolu. Siz zaten sürekli takip ettiğiniz için daha iyi biliyorsunuz abi. Evet. Yani hafta içi olmasına rağmen ve saat 2 olmasına rağmen 2'yi de geçmiş. Ya bütün katılan arkadaşlara teşekkürler. Arkadaşım niye alışveriş açıyorsun? Karıştırma şimdi alışveriş. Amorti çıkacak, ondan sonra göreceksin. Alışverişini kapalı tut. Evet, öyle yaptım şu anda. Ve ardından... Oo. Millet de diyor ki bunlar ne kadar kalabalık geldi. Yine şurada isterseniz biraz evet. duralım. Siz hem etrafı izlersiniz. Ben de bir yandan yazışmalara şöyle bir bakayım. Hatta kamerayı güzel bir açıda bırakmam lazım ki şuraları görelim. Yani millet bizi takip ederken bir anda savaş olunca unutulduk gibi hissettim. Şimdi şurada yine bir mesajımızı yazalım. Bir yandan Levazım subayına doğru ilerliyoruz. Oldukça yoğun bilgiyle karşılaştık. Yani saat gece 2-3 demek ki Emine sunucusunda fark etmiyormuş. Bir yandan da bunu buradan hem görmüş hem de göstermiş olduk. Çok fazla yazı var. Hepsine yetişemiyoruz. İyi dileklerini ileten bütün arkadaşlara çok teşekkür ediyoruz. Şu anda yazan arkadaşlar eminim cevap gelmediği için belki söylenebilirler kendi içlerinde de. Zaten videomu izlediyseniz şu dakikaya kadar, geçmiş dakikalarda söylediğim gibi zaten sorduğunuz soruların cevapları verildi. Onun için tekrar tekrar yazılan soruları yemelerimize sormadım. Emin'in sunucusunda güzel bir yürüyüş yaptık Beyaz Köşk'ten sonra. Artık buradan çıkalım. Biraz da sevgili yemelerimiz senatorla oynamak istiyorlar. Onu biraz sağa sola gönderelim diyorlar. Oraya geçmeden önce GM'lerimizden Emin'in sunucusunda oynayan arkadaşlara söylemek istedikleri şeyler varsa bir söz hakkı vermek istiyorum. Söz sizde sayın GM'lerim. Tüm oyuncularımız sevgi saygılarımı iletiyorum. Ümit abi çok uzak kaldın ama. Aynen, ben de bütün oyunculara sevgilerimi iletiyorum. Ümit abi gelişi çok komikti. Teşekkür ediyoruz. GM'lerimiz sizlere sevgilerini, selamlarını iletiyor. Aynı şekilde ben de sizlere sevgilerimi, selamlarımı iletiyorum. YouTube Online Games'e abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Emin'in sunucusunda güzel bir yürüyüş yaptık, tamamladık. Artık senatorla ulaşılamayan yerlere ulaşma vakti. Şimdi tepeye çıktık, manzarayı göstermeden olur mu? Olmaz. Aşağıda bir tane de Sivas Kangalı fark ettim. Bizden birinden mi gitti yoksa? Ben de. Dedim artık buraya kadar da bu kadar hızlı takip edemezler. Ara sıra yoğunluktan bunaldığınızda buraya gelip böyle inzivaya çekilir misiniz? Tabii, sadece sever misiniz buraları? Ben burayı çok seviyorum. Evet. Benim esasen yıllardır favori konu labirentteki Sabe'nin olduğu alanlar. Orada oyunculuk döneminde karakterimi oraya alır. Klandan konuşulan içerikleri izlerdim. Ben de buradan makro KP kasanları görürdüm. Şuradan onlar beni göremezlerdi şu dipte.
Arkadaşlar dediğim gibi gemilerimizin nereden çıkacağı belli olmaz. Tepeden de üstünüze düşebilirler. Dikkatli olun. Allah Allah. Beni nereden görüyorlar ya? Ufka bakana nasıl gittin diyorlar. Aşağıdan da demek ki abi yukarı bakıyorlar. Ben öyle anladım. Evet, evet, bazı şeyler ya da tahmin ediyordur zaten arkadaşlar. Ekliyiz ya. Hani Senatör Savaşçı yeni bir karakter olmasına rağmen çoğu oyuncu eklemiştir diye tahmin ediyorum. Yani Sivri Adayı gördükleri için daha önceden tabii tecrübeye sahipler. Ufka Bakan'ı bir kere vuramıştık. Yılbaşımızı bilen arkadaşlar var. Hepinize selam söyleyen arkadaşlar var. Hepsine teşekkürler. Selam. Selamlar. Adamlar peşimde abi. Discord'a gel acil. Yayın aç. Konuşan ne yapalım? Evet. Aman aman nereye geldik böyle? Tanıyoruz bu duvarları. Şöyle bir yakınlaşayım. Esperansı. Vallahi uykusu gelmiş. Yerde yatıyor şeklinde geldi canı flama. Dur bakalım. Gelen mesaj verdi bize. Evet. Gecenin bu saatinde çekim yapmak hiç kolay değil. Oyuncu arkadaşlar da bu videonun kıymetini bilsinler. Şu dakikaları kaydedebilmemiz için programdalar hala. Duvar da bayağı yüksek. Haritadaki konumunu ben tekrardan göstereyim arkadaşlara. 370'e 1300 gibi görünüyor. Aşağı yukarı değerler bu. Biz şu anda logodan zaten daha önce görmüştü arkadaşlar da yeniden hatırlatayım. Ars Kalesi'nin arkasındayız değil mi? Meteor bölgesinde. Meteor bölgesindeyiz. Buradır Hakan. Burası Kurt Mağarası'nın içi abi. Daha önce evet. Nihat abi beni buraya ışınlamıştı. Evet. Ve siz de yeniden beni buralara burası getirdiniz. Şurada, buranın girişi buradaydı. Kapandı burası. Evet. Tam onu söyleyecektim ben de. Evet. Yani siz söyleyene kadar çoğu oyuncu bilmiyordu bunu. Tabii. Meteor depremlerinin olduğu zaman burası kapandı. Rahatsızlıktan dolayı. Büyük bir yıkım yaşanmış. Evet. Evet. Ve bayağı da geniş bir yer yani. Burada Karakürk bile barınabilir yani bütün şamanlar ile birlikte. Acaba ilerleyen zamanlarda bu kapıyı yıkabilirler mi diye düşünüyorum. Kurt Mağarası'nın içerisindeki çalışmalar ve yaratıkların sebep olabileceği bir savaş her an her şeyi tetikleyebilir. Kesinlikle. Şu an sarkıtlardan tutun. Şu şamanizm inancı bir sembol mü? Evet. Onunla birlikte gerçekten çok özel bir yer. Sevgili gemilerimizle birlikte burayı da ziyaret etmiş olduk. Daha önceki videolarımda ziyaret etmiş olduğumuz yerler 720 pikseldi. Şu anda 1080 piksel şeklinde sizlere sunulmuş olacak. Evet. Çok ender rastlanabilecek. Çok hoş bir an oldu. Takip ettiklerinden dolayı aldım. Arkadaşlar peşimi bırakmayan iki tane dostum var. Sevgili gemilerimiz hemen yakaladı onları. Çünkü takip altındayız. Yöneticilerimiz dedik yani herkesi takip ediyor. Dikkatli olun diye. Bir anda nereden çıkacakları belli olmadığı gibi sizin de nereye geleceğiniz belli olmaz. İşte bunu kastediyorduk. Şu anda burada kapalı alandayız. Hiçbir şekilde evet. Hiçbir şekilde kimse gelemez buraya ve değerli dostlarımla ben de artık bizimle önceki kıskacı aldılar. Sıkıntılardayız arkadaşlar. Kurtarın bizi buradan. Baksanıza hem klansızız hem burada bizi öldürebilecek bir şey de yok. Böyle tıkıldık kaldık buraya. Güzel bir tahmin yapmışlar.
burada olduğunuzu tahmin ettik diye. Zaten Ufka Bakan'a gittiğimizde de beni ekleyen oyuncu arkadaşlar ve sevgili öncedeki dostlarım Ercüment ve Tolga abi başta olmak üzere nereye gittiğimi an be an tahmin edebiliyorlar. O da programın formatını herhalde tahmin ettikleri için olsa gerek. Hakan'ı mı kasacağız diyorlar da öyle bir şey yok. Ben 41'im. Ben 41'im arkadaşlar. Teşekkür ederim. O lütfu ben sizlere bu video çekimini arkadaşlar izliyorsa şu anda zaten senatörün seviye alması için muhtemelen çalışmalar başlamıştır. GM'lerimize kesinlikle tecrübe puanı kastırmam. O göre şu anda videodaki arkadaşların artık. Onlara attık biz topu. Öyle seni kasacağız deyip hani kasmadan beni grup bölgesine çekmek de olmaz yani. Ooo, mangal sever misiniz? Abi, bu saatte. Aa, şimdi doğru. Nefsimiz canlanmasın. Ooo! Arkadaşlar. Yani birisi burada yakmış mangalı sanki bizim geleceğimizi biliyormuş gibi. Bende pençe var abi. Etleri ben doğrarım. Tek seferde. Evet. Oh, harikasın. Vay vay vay. Isındık ya. Bakalım içeriye tıklanmıyor arkadaşlar bu arada gidebildiğimiz son nokta burası. Hani sormuştunuz ya acaba orada geçit mi var diye. Bir de biz artık çocukken değil. Çocukken başladık. O zamanlar böyle kamerayı evirdik çevirdik. Ya mutlaka oranın bir çıkışı var. Mutlaka bir girişi var. Bir de Mera'nın haritası karanlık. Ya bir türlü erişemezdik. İşte o görmüş olduğunuz girişler bu şekilde. Yani açılmayı bekliyor. 2022'de çalışmalarımız olabilir. Yani bu görüntü esasen çok özel. Burada herhangi bir video çekim vesaire olmadığını hatırlıyorum. Evet evet. Burada daha önce bir çekimimiz olmadı. Sağ olsun Ay Evren Sinan abi hatırlattı. Buraya geldik. İlk defa arkadaşlar Meran Köprüsü dışında yani o kullandığımız ana köprüler dışında ulaşamadığımız köprülerden birindeyim. Hem de tepede mangal yıkıyoruz. Bilmiyorum bundan daha lüksü bu yılbaşı gecesi ne olur. Mangal sevilir. Evet. Hepiniz davetlisiniz arkadaşlar. Buyurun gelin. Gelemezseniz sıkıntı yok. Biz burada 3 kişi aramızda sizin hakkınızı paylaşırız. Şimdi buraya da çok çabuk gelemiyorlar. Arkadaşlar. Domuzkent'ten biraz yürümeleri gerekiyor. Aşağıdan kamerayı kaldıramıyorum yazıyorlar. Tabii siz kaldıramasanız da biz tepeden görüyoruz. İçeride kilitli kaldım. Dur bakayım hareket ediliyor mu? Evet. İçeride hareket ediliyor arkadaşlar. Yarın öbür gün bunun da sorusunu sormazsınız herhalde. Bu arada Ars Kale'nin tepesine geldik. Lodos olmadığım için mutluyum burada. Yoksa Ars kızıyla sorun yaşayabilirdik. Değerli dostlar, İstanbul Kıyamet Vakti Karaköy oyununda sevgili GM Ahi Evran, Sinan abi ve GM Esperansı Ümit abiyle birlikte güzel bir tur yaptık, güzel bir konuşma, birçok soruyu yanıtladık, güzel gezi yaptık, yürüyüş yaptık, böyle bir açıldık. Beyaz Köşk Emin sunucusunda olabildiğince sorularınızı
canlı olarak da yanıtlamaya çalıştık. Güzel bir yeni yıl sizlere diliyoruz. Ben sözü sevgili Sinan abiye ve Ümit abiye bırakmak istiyorum. Videonun kapanışını onlar yapsın. Büyükten küçüğe doğru devam edelim. Söz sizin. Hepinize iyi, yeni, mutlu yıllar. Sağlıklı, huzurlu. Her şeyden önemlisi o. Başka diyecek bir şeyim yok yani. Teşekkür ederiz abi. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Evet, uzunca bir video olduğunu düşünüyorum. Sormak istediklerinize oyun üyesi içinde söyle kanalı ve özel kanalımız kapalı olduğu için sizlere doğal olarak geri dönüş yapamadık bu konuda. Sormak istediklerimiz birçoğunu zaten Hakan'a sordunuz. Hakan bize iletti. Biz elimizden geldiği kadar cevaplamaya çalıştık. Mutlaka Hakan'ın da çok yoğun bir chat konuşması geçti orada. Hepsini takip edebilme şansı olmayabilir. Yine sorumuz olursa Hakan'a yorum olarak bırakırsınız. Biz de elimizden geldiği kadar bu sorularınızı cevaplamaya çalışırız. Şu ana kadar başarılı bir şekilde geldik. Videomuzu tamamladık. Yeni yılda hepimizin birbirimiz için mesajları aynı. Sıhhat, mutluluk, huzur diliyoruz. Güzel yıllar diliyoruz. Umarım 2022 hepimiz için daha hayırlı olur. İstanbul Kıyamet Vakti oyunumuzun da 15. beta yıl dönümü kutlu olsun tekrardan. Bütün oyuncu arkadaşlarımıza, camiamıza iyi dileklerimizi iletiyoruz. Bu videoluk bu kadardı. Umarım sizler için güzel bir çalışma yapmışızdır. Sevgili Sinan abi ve Ümit abiyle birlikte. Onlar da daha önce böyle bir programa katılmamışlardı. Gönül isterdi ki daha önceden biz duyurusunu yapalım. Sizlerle paylaşalım. Hep birlikte etkinlikler yaparak devam edelim ama duyurusunu yapsaydık onlar heyecanla bu kadar güzel yönetemezdi diye düşünüyorum. Zaten şu ana kadar da gayet iyi geldiler. Sanki daha önceden yayınlara katılmış gibi. Tabii ilk dakikalar hepimiz için çok heyecanlı. Ben her videoya başlarken o heyecanı yaşıyorum. Aynı şekilde oyuna girerken de. Fakat bu heyecanı hepinizle birlikte yaşadık. Umarım çekimler boyunca mutlu olacağınız kareler yakalamışızdır. Videoda kendini gören bütün oyuncu arkadaşlarımız mutlaka bir yorum yazsın. Değerli yöneticilerimiz de mutlaka yorumları okuyacaktır. Ona göre cevaplanmayan ya da cevaplanmadığını düşündüğünüz bir soru olursa ya da söylemek istediğiniz bir şeyler yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Nickinizi de sunucunuzu da belirtmeyi unutmayın. Bu videoluk bu kadardı. YouTube kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Önümüzdeki sene bu tarz bir içerikte görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın.